Lenf damarım patlamasından dolayı ameliyatı dahi olduğum yerde canlı canlı oldum. Anestezi olmadan ameliyat mı? Anestezi olma şansım yoktu. Sol femur kırık, askıda L4-L5 kırık. Bel mümkün değil, kımıldayamıyorum. Yani benim başka şansım yok. O arada ne gerekiyorsa o yapılacak. Sayın Niyaz Soğa, çok teşekkür ediyorum. Şunu söylediğimi çok iyi biliyorum. Benim belim ve sol ayağım kırık. Beni sağlam tut diyorum. O da bana çok itinalı bir şekilde yardımcı oldu. Ve benim belki felç kalmamı önleyebilecek hamleleri yaptı bana. Allah kendisine uzun ömür versin. Bütün çarşamba sporlara ayrıyetten de teşekkür etmek de bizim bir boynumuzun borcu. Samspor otobüsü bir anda yok oldu. Bizim kaptanımız bana dedi ki, hocam isterseniz bu otobüse yetişeyim dedi. Yok dedim, kar yağıyor çünkü hafif de kar yağıyordu. Avrupa'ya çıkışında sanki Samspor'un otobüsü yoldan çıkmış, şarambola düşmüş gibi bir görüntü vardı. Ben futbolcularıma dedim ki, gelin Samspor'un otobüsü şarambola düşmüş. İmece usulüyle çıkaralım dedim. Otobüse yaklaştıkça durumun vahim olduğunu anladık. Futbolcuların hepsi bir arada öbek öbek üst üste yığılmışlardı. Hatta en üstte Emin vardı. Hiç yanılmıyorum. Emin, beni bırakın abi. Arkadaşlarıma bakın diye söyledi. Ama bu arada hiç unutmam, belim diye de bir feryat etti. Rahmetli Nur hocamın nabzına baktım, ölmüştü. Asım'a baktım, ölmüştü. Mustafa Mutlu abi arabanın kabartusuna sıkışmış. Yüzünün yarısı kabartanın dışında, yarısı içeride. Keşke görmeseydim. Yani keşke öyle bir manzarayla karşılaşmasaydım. Ama yani arabaya ilk giren benim. Şimdi hatırlayabildiğim kadarıyla bütün futbolcular fedakarlık içerisindeydi ama Emrullahlar, Bülent diye bir arkadaş vardı Erzincanlı. Onların 2-3 tane yaralıyı sırtına alıp da dışarıya arkadaşlarına verişini gördüm. Yani bir gayret vardı yani. Bir an önce hastaneye yetiştirelim gibi bir gayret vardı. Adnan Ülkes'in arkadaşım arabanın içine giremedi. Niye giremedi? Kan tuttu. Yolun kenarına oturdu. Biz biz yaralıları dışarıya taşırken o yolun kenarında hüngür hüngür ağladı. Arabaya giremedi. Yani böyle şeyler de oldu. İlginçtir. Yoldan geçen arabalardan inen yolcular yardım etmek yerine yolun kenarından seyrederken oradaki köylü kadınların, yaşlı yaşlı köylü kadınların futbolcularla bizlere yardımı hiç unutmam. Hiç aklımdan çıkarmam. Kadınlar oradaki manzara karşısında hiç etkilenmeden gelip futbolcuların dışarıya, yani kırık camlardan dışarıya verdikleri futbolcuları alıp otobüse yerleştirdiler. Sayın seyirciler, Samsun Spor Futbol Takımı kafilesine taşıyan otobüs Havza'da kamyona çarptı. İki futbolcu, bir antrenör ve araç sürücüleri oldu. Kazada 15 sporcu, 19 kişi yaralandı. Kaza günü yapılması gereken Malatya Spor Samsun Spor Takımı. Doktorlar kan ihtiyacı olabileceğini söylemişlerdi. Herkes sıraya girdi. Kanı tutsan tutmayan herkes kan verdi orada. Hastaneden akşama kadar ayrılmadık. Her futbolcunun başında Çarşamba Sporu'nun 2-3 tane futbolcusu akşama kadar orada bekledi. Giresun'a geliyorsun, hazırlık maçı oynuyorsun. Samsun'a geliyorsun, Samsun'a bir daha Malatya'ya gidiyorsun. Buradan daha yakın değil mi? 2 saat, 3 saat. İşte böyle.
Trabzon'dan bir teknik direktör böyle bir kazada ölse ne yaparlardı? Heykelini dikerlerdi. Şurada Nuri Hasan isim yazmıyor. Şey, tesislerde isim yok. İşte daha evvelki başkan gel, işte isim vermek istemiyorum. Geldiği zaman ismi asılıyor. O başkan gittiği zaman ismi asılmıyor. Ne bir gazeteci diyor, demiyor ki ya niye bu Nuri Hasan tesisleri ama ismi yok. Hiç kimse bir şey demiyor. Biz de artık şey mi, bak buraya da 5 sene üzerine geliyorum ben. 5 sene üzerine geliyorum. İşte abime Samspor kulübünde kayıtlara bakın. Yani maaş veya transfer ücreti almamıştım. Rıfçı anlaşalım anlaşalım diyor. Ne verecek, ne vereceğiz, ne verirseniz verin diyor. Samsporluyum ben diyor. Hadi bir son biz daha bir bakalım duruma diye. İşte çocukları bir ziyaret ettik. Ameliyat sonrası Kasım şeyde yatıyor, yoğun bakımda. Biz odasına girdiğimizde Mete Hoca girdi odaya. Göz göze gelip baktıktan sonra hemen bu adam ölüyor. Nerede bunun doktoru, çabuk çağırın dedi ve üzerindeki çarşafı kaldırdığında yatağın içi göllenmiş, kan doluydu. Tekrar ameliyat edildi, tekrar dikildi falan. Hayat Kasım ondan sonra hayata döndü ve tekrar futbol oynadı Kasım. Ve bugün yaşıyorsa zannediyorum o tesadüf olaya bağlı yaşaması. Evet. Ben gözüm açtı Orhan abi gördüm. Orhan abi dışarıdaydı. O ara tabii iniltiler, yerimden kalkmaya çalıştım. Kalkamadım zaten. Dalağım patlamıştı benim. İç kanama geçti. Kaburgam kırılmıştı işte. Bir takım ufak tefekte kırıklar vardı. O zaman Çarşamba Spor'da oynayan bir arkadaşımız vardı. Erol diye. Biz ona Kazma Erol derdik. O beni çekti aldı. Çok iyi hatırlıyorum. Sırtına aldı. Otobüse koydu. Çarşamba Spor otobüsüne. Beni arabadan o çıkardı yani. Erol arkadaşım. Beni bir Allah'ın kulu uyandırmasın. Ben Malatya'ya kadar uyuyacağım diye bir diyalog geçti aramızdan. Muzaffer'le son konuşmamız budur rahmetli. Kafamı kaldırdım baktım kamyon suratıma çarptı. Ben onu hatırlıyorum. Yani bir de rahmetli Asım abinin son an herhalde direksiyondan kalkıp yani son refleks olarak böyle yaptığını hatırlıyorum. Önümde koltuk olduğu için koltuğa çarptım. Arkadan camdan dışarıya düşmüşüm. Olayı hatırlamıyoruz tabii. Düşmeden sonra ayılma anımızı hatırlıyoruz. Kol, sağ kolum elimdeydi. Elimdeydi, öyle uyandık. Kaza olduğunda ben 10 yaşındaydım. Yani 20 Ocak 89 günü okuldan gelmiştim ve Samsunspor bizim için ailenin bir ferdi gibiydi o dönemde. Hani abin, amcan, dayın kaza geçirmiş gibi bir şeydi yani bu. Sonra radyoyu açıp dinlediğimizi hatırlıyorum ve annemin ya inşallah Muzaffer ölmemiştir dediğini hatırlıyorum. Ben kazayı bir rüyanın bitişi olarak değerlendiriyorum. Güzel bir rüyanın kötü bir bitişi olarak. Hasbi Menteşoğlu dönemi de kazayla birlikte bitiyor. Keşke daha farklı bitseydi diye üzülüyoruz tabii ki. Ama bu saatten sonra hatırlatmaktan, unutmamaktan başka yapacak çok bir şeyimiz de yok. Ya aslında çok hızlı araç kullanıyorsun. Ya bunu sık sık konuşurduk ya. İdmanlarda falan da konuşurduk. Espriler yapardık bilmem ne. Asım abi de derdi ki siz hiç merak etmeyin. Ben sizi ya sağlam götürürüm ya hepinizi bitiririm derdi rahmetli. Samsun Spor kafilesini taşıyan otobüs havza çıkışına geldiğinde kar yağışı şiddetlenmişti. Buna rağmen otobüsün hızını yavaşlattığı gerekçesiyle zincirler çıkartıldı. Tekrar yola çıkıldığında ise yolun tam da bu bölümünü kaplayan buz sebebiyle kaymaya başlayan otobüs, karşı yönden gelen un kamyonuyla çarpışmaktan kurtulamadı. Belki de 5-6 yıllık bir otobüstü.
keşke yenilenmiş olsa. Şimdi bakın keşkeleri söylüyoruz ama işten geçtikten sonra üç büyüklerle başa baş dişe diş mücadele eden bir takım vardı o döneme kadar. Bir orta sahada Emin gibi futbolcu, bir de Breitner gibi, Almanların Breitner'i gibi. Kayak geldik zaten Emin'e. Muzaffer rahmetli çok iyi bir libero stoper mevkiinde oynayan bir insandı. Ondan sonra Tomic oyunun kaderini değiştirebilecek insanlardan bir tanesiydi. Rahmetli Mete yine öyleydi. Burhanettin öyleydi. Uğur oyunda kaderini çizerdi. Ercüment oyunun kaderini çizebilecek insanlardı. Ve rahmetli Nuri Hasan takımı çok iyi motive etmişti. O sezon zaten düşürülmedik. Dünyada böyle sayılı olaylardan birisiydi. Türkiye'de yani bugün Hakkari'nin en ucundan köşesine gitseniz spor şehitleri dediğiniz zaman halen bile Samsun'un o kazası konuşulur. Yardım kampanyası başlatıldı çeşitli kuruluşlar tarafından. Çocuklar düşünebiliyor musunuz? Kumbarasındaki parayı Samspor'a gönderiyordu. İşte maaşını gönderiyordu. İşte o günkü gelirini gönderiyordu. Bizim otobüsün camında yani kamyon şoförünü gördüm. Kamyonu böyle bizim otobüsün camında gördüm yani. Tam böyle vurma anında bir salise evde. Bir gürültü, ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani şoka girdim. Havaalanının müdürlüğünü yapan o zamanki polis müdürü havaalanında ambulansa iki tur attırdı. Sen nasıl sormadan girersin diye. İnanın bu olay yaşandı. Doktorların yerinden dahi oynamaması gerektiği dedikleri Tomic'i o şekilde götürdüler havaalanına. O şekilde uçağa bindirdiler. Zaten şeyde de Yeşilköy Havaalanı'nda da öldü. Bu insanlar unutulmasın. Bir renk için, bir şehir için bunlar canlarını verdiler. O günleri hatırlarsak belki de tarihe haksızlık etmiş olur. Samsunspor transfer oldu. Bu benim Samsun'da ilk sene. İlk sene evet, ilk sene. Attığı bu ilk golü mü bu? Ligdeki ilk golü. Hava falan geldiğinde de çok yoğun bir kar yağışı vardı. Yani görüş mesafesi diyebildiğim 5-10 metre kadardı. Ben orada zaten kabakta falan uyumuştum. Uyudum. Tam havuzda kaza anında uyandım. Kaza anından bir saniye evvel diyebilirim yani. Rahmetli Mete yanımdaydı. Ben otobüsün sağ tarafında oturuyordum. Mete abinin sesine uyandım. Allah vuruyoruz diye. Eskişehir yolunda da kaza atlattık. Karşıdan yine bir damperli kamyon çıktı. Biz şarampola yan girdik. Devrilmedik ama o gün mesela sıyrılsaydı şimdikinden daha fazla kişi gidebilirdi. Ankara deplasmanlarımızda hiçbir bizim taraftar, arabayla gelen taraftar bize otobüse yetişemez yani. Rahmetli Asım abi hızlı şoförü. Evet. Yetişemiyoruz size diyen taraftarlarımız olurdu. Samsun Spor Futbol Takımı trafik kazası geçirdi. İki futbolcu, bir antrenör ve iki araç sürücüsü öldü. Malatya Spor Samsun Spor maçı ertelendi. Gece gidiyorsun hastaneye, bir arkadaşın çığlık atıyor. Bir arkadaşına bakıyorsun, kendinde değil. Bir arkadaşın sakat, bir arkadaşın hala hayat mücadelesi. Diğerleri ölmüş. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Rahmetli Muzaffer karşımdaydı ama benim koltuk tek olduğu için daha rahattı. Ben sakatlandıktan sonra bu koltukta ben artık oturacağım gibi söyledi. O koltukta öldü zaten. Uyurduk biz gece çünkü kafamızı yaslardık.
Yani arka, çünkü virajda düşünüp döndüğünde bir araba küçücük bir kaydırsa direkt arkadan bize vuracak. Vurduğu zaman ne olur diye düşünüyor. Hep ürker, öbür tarafa dönerdik kafamızda ama. İşte vade dolunca böyle oluyor. İşte rahmetli arkadaşım da bizim Muzaffer, benim oturduğum koltukta hayatını kaybetti. Haberi alır almaz büroya geldik. Bürodan hemen işte olay yerine gitmek için. Zaten gazetecinin ilk şeyi olay yerinden o sıcak görüntüleri çekmek. Kaza yerine araçların gönderilmediğini duyduk. Yani araç gönderilmiyor çünkü yol kötü, çok aşırı kar yağışı var. Bir Renault'su olan arkadaşı ayarladık. Havzaya doğru yola çıkışta. Olay yeri yani inanılmaz derece çok kötüydü yani. Hala şu anda anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü biz oraya ulaştığımızda rahmetli Nuri abiyle rahmetli şoför Asım abi hala otobüsün üzerinde ön camındaydı. Yani sarkmış vaziyette. Yani o inanılmaz şeyi şu anda bile yaşamak, yani hatırlamak dahi istemiyorum. Yani çok kötü bir manzaraydı yani. Yani biz hem ağlıyorduk hem resim çekiyorduk yani, düşünebiliyor musun? Pek çok insan işi icabı veya protokol gereği o kazayı 20 Ocak'larda hatırlar. Ama Samsun Spor taraftarı 19 Ocak'ta da hatırlar, 21 Ocak'ta da hatırlar. Hiçbir zaman unutmaz. Malatya deplasmanına gitmek için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsun Spor kafilesi, kaderlerini değiştirecek olan kazaya adım adım ilerlemekteydi. Fakat kafilenin kullandığı otobüs son derece eskiydi. Öyle ki otobüsün koltuklarının yerlerine sabitlenmemiş olması kazadaki ölü ve yaralı sayısını artıracak. Kazada unutulan isimler mesela Kıbrıslı Mete Adanır. Kendilerine maddi olarak hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Çok varlıklı bir aile. Kıbrıs'ın önemli ailelerinden birisi. İstedikleri tek şey hatırlanmaktı. Öndüre'ye doğru çok güzel bir orta yaptı. Bu benim koşu istikametimdeydi. Top düşmeden sol ayağımla yarı voleybol şeklinde vurdum ve golü kaydettim. Yani şimdi Samsun Spor gibi o dönem için Türkiye'nin en zengin kulüplerinden birisinin böyle bir otobüsü olmamalıydı diye düşünüyorum bugünün şartlarına baktığımda. Şayet isteselerdi yurt dışından en iyi otobüsü getirtebileceğini de düşünüyorum. Bu kazayı ortadan kaldırır mıydı? Belki kazayı kaldırmazdı ama yaralanmaları, can kayıplarını azaltabilirdi. Önemli bir kaza bu. Hani dünyada işte Torino'nun, Manchester United'ın yaşadığı uçak kazalarının Türkiye versiyonu. İmparator diye çağırıyorlardı. Stadın boyu kadar resmini yapmışlardı o dönemlerde. Ama işte o kazadan sonra kendimi bir türlü toparlayamadım. O eski günlere dönemedim. 86, 87, 88 dönem benim için çok güzel günlerdi. 89'dan sonra, o kazadan sonra kendimi toparlayamadım. Yani kazanın verdiği etki bende uzun süre kaldı. Atamadım üzerimden. Yatak arkadaşım, rahmetli Mete, Muzaffer abi, onlar benim oda arkadaşlarımdı. Onlar bayağı üzerimizde büyük bir şey yaptı, sarsıntı yaptı benim üzerimde. Beyin travması, beyin travması geçirdik. Biz yatarken bize hiçbir şey söylemiyorlardı işte. Arkadaşlarımız soruyorduk, niye gelmiyorlar, niye etmiyorlar diye biz buradayız. Hastanede yatarken işte bize işte onların işte idman da antrenman da şöyle böyleydi. Bize kaza olduğundan bizim yattığımızda haberimiz yoktu. Bize çıkacağımız gün söylediler bizim kaza yaptığımızı. Hafıza kaybı mı? Var, evet. Onu yaşadık zaten. Uzun süre yani nasıl diyeyim, eski şeylerimi yani çocukluğumda yaşadığım şeyleri, bazı şeyleri unuttum yani. Unutmadım değil. Bizim otobüsümüz biraz da hızlıydı yani. Öbür otobüslere göre bayağı, şoförümüz de bayağı hızlıydı. Zaten arkadaşlar bir gün devamlı takıldığımız için şoföre bir gün
Şoför bize döndü, böyle yaptı. Bir gün dedi, bizi öyle bir kazacaklar ki dedi, hiçbirimizi bulamayacaklar dedi. Rahmetli, toprağı bol olsun. İncir çıkartılma esnasında hiç kimseden bir itiraz gelmedi mi? Neden zinciri çıkartıyorsunuz? Ya şimdi bilirsiniz, şoförün işine karışılmaz. Yani o dönemde, yani Asım abi yanılmıyorsam benzinlikte çıkardık ama 5 dakika sonra kaza yaptık. Kaza anında ilgili neler hatırlıyorsunuz? Şu anda ne hatırlıyorum desem yalan olur. Sadece arkada oturduğumu hatırlıyorum. O anda bir gürültü, bir sarsıntı. Hiçbir şey hatırlamıyorum o kazada. Hepsi silindi. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum kaza olayında. Abdullah Uyaroğlu aradı. Samsun Spor otobüsü kaza yapmış dedi. Yapmış. İlk etapta yapmış olarak geldi. Abi ne var ne yok falan diye sorduk. Dedi ki... bir iki futbolcunun öldüğü söyleniyor. Sadece söylenti olarak ilk etapta geldi. Bir anda yıkılıyorsunuz. Yani telefon, şimdi hissediyorsun, tekrar o günü yaşıyorsun. Telefon ahizesi elimde kaldı. Rıza'daki hastaneleri aramaya başladık. Ancak Muzaffer Badaloğlu'nun ilk etapta ölüm haberi geldi. İlk öğrendiğimiz ölüm şeysi Muzaffer Badaloğlu'ydu. Muzaffer'in öldüğünü söylediler. O arada büro bir karıştı. Ondan sonra ben TRT'de canlı yayına bağlandım. İşte saat 11 ya 13.20 ya da 11.20 işte gibi TRT'de şey var. Ve tam olarak anlatamadım olayı. Anlatırken Muzaffer'in ismini söylerken ki ben Muzaffer'le çok samimiydim. Düşünebiliyor musunuz? İki gün önce konuştuğunuz insan bir anda ölüm haberiyle karşılaşıyorsunuz. Kazanın olduğu gün sabah kalktığında Muzaffer konuşmuyordu pek. Uyandığında kızını başucunda onu seyrediyordu. Sanıyorum ki hissetmişti, şimdi öyle söylüyorum. Hiç konuşmadan çıktı evden. Kapıdan uğurladım, öptüm, iyi yolculuklar dedim. 10:30-11'e doğru işte. Kaza olduğu söylendi. Evin mahşer günü gibi oldu. Ben yine soruyorum. Yok, ona bir şey olmadı. O zaman dedim, madem bir şey olmadı, niye herkes benim evimde toplandı da bir başkasının evinde toplanmadınız? Muzaffer'i kaybettik dediler. Ondan sonrası zaten çok da açıkçası birkaç günü hatırlayamıyorum. Kötüydü, çok kötüydü. Çünkü çok gençti. Muzaffer 28 yaşındaydı. Ben 27 yaşındaydım. 4 yaşında bir kızım vardı. Yani çok kısa da bir dönem, 6 sene gibi bir evliliğimiz oldu. 6 sene sonra böyle bir acıyı yaşamak, Allah kimseye göstermesin. Karşıdan gelen kamyonun kaymasından dolayı olan, çünkü yağ yüklü bir kamyonmuş, kayarak geliyormuş. Hani kazada otobüste olan kişilerin söylediği, o kazada o şekilde geldiği için kurtuluş şansının zor olduğu, yani otobüsün kurtarma şansının zor olduğu söylendi. Şimdi bizim şoförümüz çok kaliteydi. Hep şunu söylerdi. Ben kaza yapmam. Kolay kolay. Ama kaza yaptığımda da canlı az kalır. Esat'tan doğru söylemiş. Belimin kırık olmasından dolayı, ayağımın kırık olmasından dolayı, lenf damarın patlamasından dolayı ameliyatı dahi olduğum yerde canlı canlı oldum. Anestezi olmadan ameliyat mı? Anestezi olma şansım yoktu. Sol femur kırık, askıda L4-L5 kırık, bel
Mümkün değil, kımıldayamıyorum. Yani benim başka şansım yok. O arada ne gerekiyorsa o yapılacak. Sayın Niyaz Soğa. Çok teşekkür ediyorum. Şunu söylediğimi çok iyi biliyorum. Benim belim ve sol ayağım kırık. Beni sağlam tut diyorum. O da bana çok itinalı bir şekilde yardımcı oldu. Ve benim belki felç kalmamı önleyebilecek hamleleri yaptı bana. Allah kendisine uzun ömür versin. Bütün çarşamba sporlara ayrıyetten de teşekkür etmek de bizim bir boynumuzun borcu.